Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün Honor 10 akıllı cep telefonu incelemesiyle karşınızdayız. İlginç bir telefon. Özellikle fiyat performans anlamında çok başarılı bir ürün. Telefonla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Honor bildiğimiz gibi Huawei'nin alt markası. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda giriş yapmıştı. Nisan ayı gibi Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı ve telefonları da yine ülkemize satılmaya başlanmıştı. Biz daha önce Honor 9 Lite incelemiştik sizler için. O da daha çok fiyat performans modeli bir telefondu. Şimdiki modelimiz Honor 10 ise aslında amiral gemisi olarak tanımlayabileceğimiz ama yine uygun fiyatlı bir telefon ki şu anda en azından biz bu videoyu çektiğimiz Eylül 2018 için Honor'ın Türkiye'de satılan en pahalı telefonu konumunda. İlk tanıtıldığında fiyatı 2999 TL'ydi ama şu anda 3600 lira civarında. Bu kur farkından kaynaklanan bir artış yaşandı son özellikle 1,5 ayda. O yüzden şu an 3600 gibi fiyata alabiliyorsunuz bu telefonu. Telefonun diğer detaylarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Honor 10 güzel bir ekran gövde oranına sahip. Alt kısımda ve üst kısımda baktığımızda boşlukların çok olmadığını görüyoruz. Üst kısımda küçük bir çentik var. Çok büyük değil ama bir çentiğimiz var yani. İsterseniz yazılımla bu çentiği kapatabiliyorsunuz. Daha doğrusu kapatamıyorsunuz aslında ama siyah bir üst tarafın siyah bir ekranla dolmasını sağlayabiliyorsunuz. Alt kısımda ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu var. Burada bir özel bir alan yok bu arada. Ekrana gömülü olduğu için herhangi bir çıkıntı vesaire yok. Ekranın gömülü olmasına rağmen de rahatlıkla çalışan bir parmak izi okuyucu olduğunu söyleyelim. Üst kısımda algılayıcılar var ve ön kameramız bulunuyor. Yan tarafa baktığımızda ses açma kapama düğmesi ve power tuşumuz yer alırken sol tarafta, ki bu sağ taraftaydı bu, sol tarafta herhangi bir düğme vesaire yok. Sadece sim kart yuvası bulunuyor. Telefonun arka yüzüne bakacak olursak arka yüzde ise 2 adet dual kamera teknolojisi bulunuyor. Onun hemen yanında LED lambamız bulunuyor. Bu arada arka yüz çok parlak değil. Mesela daha önce incelediğimiz modellerde daha çok parlak modelleri de vardı bu markanın ve diğer telefonlarında. Yine de bir parlaklık var ve el izi kalıyor bu arada. Parmak iziniz böyle kalabiliyor. Bu bize gönderilen işte mavi renk, açık mavi bir rengimiz mevcut. Böyle dokunduğunuz zaman parmak izleri kalabiliyor. Bunun için engellemek için böyle bir kılıf da, plastik bir kılıf da çıkıyor kutusundan. Bu kılıfı taktığınız zaman en azından parmak izine karşı bir şey sağlıyor ama birazcık kılıfın da kalınlaştırdığını belirteyim. Yumuşak plastik bu arada. Onu da söylemiş olalım. Bunun için telefonun üst kısmında bir kızılötesi bağlantı yuvası bulunuyor. Burada televizyon kumanda veya benzer şekilde kızılötesi kullanan herhangi bir cihazı kumanda ediyorsunuz ki bununla ilgili detayda birazdan vereceğim. Alt kısmında ise Type-C bağlantı yuvamız var. Çok şükür ki ben çok sevindim bu duruma. Alt kısmında bir de bir 3.5 mm'lik jack yuvamız bulunuyor. Bir de hoparlör yuvası da yine alt kısımda konumlandırılmış. Bunun dışında cihazın herhangi bir yerinde bir başka bir bağlantı, giriş vesaire bulunmuyor. Telefonun bu genel görünümünden sonra teknik özelliklerine bakacak olursak karşımızda 5.8 inçlik IPS ekranlı bir telefon bulunuyor. Bu telefonun ekran çözünürlüğü ise 2280'e 1080 piksel. 19'a 9 ekran oranımız var. Ekranımızın da yoğunluğu ise 432 ppi bir yoğunluğa sahip. Arayüz olarak ise MIUI 8.1 kullanıyor. Telefonun RAM ve depolama değerlerine bakacak olursak 4 GB'a 128 GB karşımıza çıkıyor. Yani 4 GB RAM'imiz varken 128 GB depolamamız var ki bence 128 çok iyi olmuş. Yani aman yerim biter mi, dolar mı vesaire falan uğraşmıyorsunuz. Her türlü video, fotoğraf çekin ki 4K video çekebiliyor. O yüzden bence büyük, depolamasının yüksek olması iyi olmuş. Fakat seçenek yok. Yani 64 ya da işte 512 gibi seçenekleri alamıyorsunuz. Sadece tek bir konfigürasyon. 4'e 128 var. Onu da belirtmiş olalım. Kamera tarafına gelecek olsak arka yüzde az önce söyledik. Dual kamera teknolojisi bulunuyor. 16 megapiksellik f1.8 diyaframlı bir kamera varken yine 24 megapiksellik f1.8 diyaframlı ikinci bir kamera bu kameraya dual kamera teknolojisini oluşturuyor. Az önce de belirttiğim gibi 4K 30 FPS video kayıt edebiliyor. Ön kameramız ise 13 megapiksellik ve diyafram açıklığı ise f2.0 olarak belirlenmiş.
Ön kamerada Full HD 30 FPS video kayıt edebiliyor. İşlemci tarafına baktığımızda Huawei'nin geliştirdiği Kirin 970 işlemcisi karşımıza çıkıyor ki son özellikle bir yıldır hem Huawei'nin hem Honor'ın telefonlarında fazlasıyla kullanılan bir işlemci bu. Mali G72 GPU'su bu işlemciye eşlik ediyor. 3400 mAh'lik bir lityum polimer pil, Android 8.1 Oreo işletim sistemi, işte Wi-Fi 802.11b, G, N, A, C gibi teknolojiler zaten var. Yüz tanıma özelliğimiz bulunuyor ve 153 gramda bir ağırlığın olduğunu söyleyelim. Telefonun kullanım deneyimine gelecek olursak Honor 10 ele iyi oturan bir telefon, onu söyleyeyim. Yani tek elle kullanabiliyor muyuz? Biraz zorlarsanız kullanabilirsiniz. Ama çok küçük bir telefon değil tabii ki haliyle. 5.8 inçlik bir telefon olduğunu söylemiştik zaten az önce. Yani zorlarsanız tek elle kullanabilirsiniz ama iki elle de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu arada telefon hani çentik çok fazla olmadığı için ve altta da çok fazla boşluk olmadığı için kenarlarda da fazla bir boşluk yok. Alan olarak size geniş bir alan vaat ediyor. Rahat bir şekilde kullanım sağlıyorsunuz. Herhangi bir sorun da yaşamıyorsunuz. Bu arada Huawei'nin ve Honor'ın telefonlarında alıştığımız bir ana menümüz standart olarak geliyor ama isterseniz bunu her zaman olduğu gibi ayarlardan çekmeceli standart Android yapısına da çevirebiliyorsunuz. Bunun için ayarlardan düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Telefonun kullanımı çok karışık değil. Bütün ayarlar işte az çok daha önce bir Android kullandıysanız veya daha önce bir Huawei ya da Honor telefon kullandıysanız çok karmaşık gelmeyecektir. Birçok yeni fonksiyon da geliyor. Yeni derken daha önceki bu markanın modellerinde de karşımıza çıkan şey örneğin sağlık fonksiyonu var. Burada adımınız sayıyor size. Burada ben mesela standart olarak 10.000 adım geliyor, standart bir adım sayısı. Bunu geçtiğiniz zaman size 10.000 olduğunu söylüyor. Hatta bu programa girerek geçmiş haftalardaki, geçmiş günlerdeki eğer kaydettiyseniz adımlarınızı da görebiliyorsunuz. Güzel bir uygulama olmuş bence bu. Bunlarla beraber aslında birçok uygulamada geliyor. İşte HiCare diye bir uygulama var mesela. Telefonla ilgili bir sıkıntınız varsa işte servise bağlanıyorsunuz, size yardımcı olunuyor vesaire. Bu işte sorularınıza veya telefonun durumuyla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Bir nevi teknik destek aslında olmuş oluyor. Bunlara ek olarak yine böyle çeşitli işte Huawei'nin veya Honor'ın çeşitli fonksiyonlara sahip olan uygulamaları, temaları var. Telefon yöneticisi var. İşte telefonunuzla ilgili işte not defteri, dosyalar gibi, app galeri gibi, işte saat gibi, Honor'ın kendi uygulaması gibi uygulamalar da var. Bunlarla da telefonun hani fonksiyonlarını geliştirmiş oluyorsunuz. Bence çok güzel olmuş. Ayrıca bir kumanda uygulaması da var. Uzaktan kumanda. Akıllı kumanda diye geçiyor buna. Huawei bunu böyle söylemiş. Akıllı kumandayı açtığınız zaman işte bir televizyon, bir işte neyse artık bir uydu alıcısı veya benzeri herhangi bir cihazı, kızılötesinden kumanda edilen herhangi bir cihazı kumanda edebiliyorsunuz. Burada marka ve model, işte marka girmeniz gerekiyor daha doğrusu. Markaya girince otomatik olarak o modeli tanıyor zaten. Ben birkaç televizyonda vesaire denedim, gayet başarılı. Tabii çok böyle bilinmeyen markalarda pek başarılı olmayabilir belki ama genel olarak benim denediğim bilinen markalarda rahatlıkla işte Samsung'un arka bir televizyon denedim. Gayet güzel bir şekilde çalıştı. Bunun dışında baktığımızda gaming suite gibi şeyler var. İşte cüzdan gibi bir uygulamalarımız vesairemiz var. Yani Honor özellikle uygulama tarafındaki birçok desteğiyle bunu telefonu gayet başarılı bir şekilde desteklemiş. Yani siz her uygulamanızı, her şeyinizi buradan bakıp düzenleyebiliyorsunuz. Tabii hep bütün Android telefonlarda olduğu gibi Google Play üzerinden de uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. Performans anlamında bir sıkıntısı yok. Tabii biz her zaman yaptığımız gibi sentetik testler de yaptık. Sentetik testlerde bizim karşımıza çıkan rakamlar ise AnTuTu puanımız 153.526 oldu. Geekbench'te ise single core'da 1090, yani tek çekirdekte 1090. Multicore'da ise yani çoklu çekirdekte 6115 gibi bir puan aldık. Öte yandan bu puanların da bu tarz bir ürün için aslında ortalama olduğunu söyleyeyim. Fakat Kirin 970 biraz eski de işlemci olarak, onu söyleyelim. Ve GPU anlamında da baktığımızda bir parça yavaş kalıyor bazı testlerde vesaire. Çünkü karşısında 845 var vesaire. Hatta şu anda 980 işlemci çıktı, Kirin 980. İlk olarak da bu Huawei'nin işte Mate 20 ve Mate 20 Pro modelinde kullanılacak. Bu işlemci muhtemelen testlerde bir tık daha yüksek puan almasını sağlayacaktır ama testlerde düşük puan aldı diye ya da günümüz telefonlarına göre düşük aldı diye herhangi bir performans sorunu yaşamadık. Biz oyun kurduk, işte Fortnite'ı bile kurduk, hatta tam beta aşamasına denk gelmişti. Birçok oyunu da kurduk burada, rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Herhangi bir performans sorunu veya performansla ilgili bir problem yaşamıyorsunuz. Günlük işlerinizi fazlasıyla görebildiğiniz gibi çok da başarılı performans verdiğini söyleyelim.
Gelelim telefonun merak edilen taraflarından bir tanesi kulaklık ve sesle ilgili durumlarını. Ses kalitesi epey yüksek. Yani böyle bir bazı telefonların iddialı olduğu kadar bangır bangır ortalığı inletecek kadar değil ama hani bizim eskilerin bir tabiri vardı, nezle görmedik bir sesi de var. Çaldığı zaman böyle ortalığı inletebiliyor. Kulaklık tarafında ise Huawei'nin de kullandığı Houston 3D teknolojisini kullanıyor. Burada kulaklık, düzgün bir kulaklık takarsın daha iyi hissedeceğiniz şekilde bir teknoloji var. Bu teknolojide işte 3D ses olabiliyor. Oyunlarda, filmlerde vesairede ayrı ayrı ses ayarları yapabiliyorsunuz ama iyi bir kulaklık gerekiyor. Bu arada kutudan biz kulaklık çıktığını görmedik. Bu test telefonuna has bir durum mu bilmiyorum ama Honor 9 Lite incelemesinde de aynı durum vardı. Bunda da aynı durum var. Kutuda bir kulaklık göremedik. Biz iyice baktık, araştırdık, soruşturduk, bulamadık. Belki test ürünü olduğu için konulmamış olabilir. Sizin satın alacağınız versiyonlarda belki kulaklık olabilir, bilemiyoruz ama bizim normal kutusunda kulaklık çıkmadı. Özellikle bu Houston 3D ses teknolojisi çok başarılı. Ama iyi bir kulaklık da denemeniz lazım. Öyle hani 5 liralık 10 liralık kulaklıkta çok kaliteli bir ses alamazsınız haliyle. Ama böyle iyi bir kulaklık, kaliteli bir kulaklık, Dolby Stereo destekli bir kulaklıkla denerseniz gerçekten de çok başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Bence Honor bu anlamda iyi bir iş çıkarmış. Gelelim günümüz telefonlarında en çok merak edilen konulardan bir tanesi kamerasına. Şimdi Huawei'nin çok iyi kamerası var. Biliyoruz. Özellikle P20 Pro incelemesinde de biz anlatmıştık. Gerçekten çok başarılı bir kamerayı vardı. O kameradaki birçok özellik aslında buraya da entegre edilmiş. Honor'a da entegre edilmiş. Yapay zeka desteği var. İstiyorsanız bunu kapatabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Hemen üst tarafta bir menü var. AI yazıyor yani Artificial Intelligence. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Yapay zeka desteği olduğu zaman işte ekranda gördüğü nesneleri tanıyıp telefon size ona göre otomatik ayar getirebiliyor. Örneğin bir yeşil bir alana gittiğiniz zaman işte yeşillik diyor, ne bileyim. Bir hayvan çekmeye kalktığınız zaman kedi diyor, köpek diyor vesaire. Bunun gibi 500 farklı senaryo hazırlanmış ve bunlara uygun otomatik ayarlar yapılıyor. Sonuçlar başarılı mı? Ben beğendim. Özellikle kamera konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapan biri olarak kamerasını ben çok beğendiğimi söyleyeyim. Çünkü bu AI'nin çektiği fotoğrafları daha sonra çekim sonrasında kapatabiliyorsunuz isterseniz. Yani diyelim ki yapay zeka size bir optimizasyon söyledi ve bunu da uyguladı telefona. Ama siz onu o fotoğrafta öyle bir şey görmek istemiyorsunuz. Çekim sonrasında kapatabiliyorsunuz veya çekim sırasında da kapatabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Ben genel olarak beğendim. Sonuçları optimize ediyor. Daha iyi fotoğraflar almanızı sağlıyor bu sayede cep telefonu. Çekim modlarına bakacak olursak aslında yine Honor'ın ve Huawei'nin modellerinde görmeye alıştığımız işte açıklık var. Burada diyafram değeri verebiliyorsunuz. Portre var. İşte arka planı full ulaştırıyor. Hem önde hem arkada bu arada portre modunu kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf var standart. Videomuz var. AR Lens diye bir özellik var ki burada böyle enteresan komik işte insan yüzüne kedi köpek vesaire yapabilen şeyler yapıyorsunuz. Daha fazla moduna geçtiğimizde de Pro, ağır çekim, işte gece çekimi, panorama, tek renk, ışık resmi, HDR, hızlandırılmış çekim, filtre, 3D panorama, filigran, belge taraması, 3D oluşturucu, sanat modu gibi seçenekler de geliyor. Bu modları kullanarak da daha iyi fotoğraflar çekmeye yardımcı oluyor. Pro modunda bu arada RAW çekim de yapabiliyor. Pro modunu aktif hale getirirseniz görüyorsunuz ki zaten RAW formatında çekim yaptığını da görüyorsunuz ama bunu açmanız gerekiyor bu özelliği. Tabii açarsanız çok yer kaplayacaktır bunu söyleyeyim ama fotoğrafları çektikten sonra düzenlemeyi seviyorsanız RAW formatını bir denemenizi öneririm ben. Bunlar dışında hem ön kamerada az önce de bahsettiğim gibi hem ön hem arka kamerada bir portre modumuz var. Arkayı flurlaştırabiliyorsunuz. Bunu işte 3D ışıklandırma modu da var. Işıklandırma seçenekleri var. Yine sadece kendinizi fotoğrafını işte iPhone'da vesairede olduğu gibi Samsung'da yapabiliyorsunuz. Yine bu AR lens özelliğini hem ön hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Yine bazı fonksiyonlarda yine diğer çekim modlarının bir kısmında yine ön kamerada da kullanabiliyorsunuz. Ön kamerada, arka kamerada bence çok başarılı olmuş. Sonuçları ben çok beğendim. Telefon bu anlamda yani fiyatına göre iyi bir seçenek sunuyor. Ve kameranın özelliklerine baktığımızda da çok daha pahalı cihazlardan iyi sonuç verdiğini belirtelim. Tabii ki bir Huawei P20 Pro kadar iyi değil. Sonuçta burada iki kamera var. Onda üç kamera vardı ve Leica imzasını taşıyordu bu kameraların objektifleri. Buradaki durum tabii ki öyle değil. Ama yine de hani ortalamaya baktığımızda ben sonuçları gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu videonun açıklama kısmında bir galerinin linkini de koyacağım. O galeriden bu cep telefonuna çekilmiş olan örnek fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Oradan da bakıp kendiniz de görebilirsiniz. Videonun içine koyuyoruz ama videoda belki anlaşılmayabilir.
normal fotoğraf olarak da gözlemleyebilirsiniz. Video kalitesi de fena değil. Biz hatta bazı çekimleri vesaire biz bu telefonun kamerasını kullanarak yaptık test süresince. Birçok videoyu vesaire burada çektik. Gayet de iyi sonuçlar alıyoruz. Yani Huawei veya Honor diyelim, kamera konusunda, video konusunda çok başarılı değil. Zaman zaman da böyle eleştiriler gelmişti. P20 Pro'ya hatta gelmişti. Ama bu fena değil. 4K 30 FPS çekiyor. Hani 60 FPS bekler miydik? Evet, aslında olsa fena olmazdı. Ama bu üründe öyle bir fonksiyon yok. Ama yani bence yine de yeterli. Özellikle biz genelde 1080p çekip 60 FPS'yi tercih ettik ki öyle bir modu var, bunun öyle bir özelliği var. Yani bence video kalitesi de gayet yeterli, gayet başarılı şekilde video çekiyor. Telefonun pil özelliklerine bakacak olursak karşımızda 3400 mAh'lik lityum polimer pille donatılmış bir akıllı telefon var. Honor 10 böyle bir pille geliyor. Kullanım olarak baktığımızda biz bazı testlerde yaptık tabii ki. Normal günlük kullanımda ben bir günü çok rahat geçirdim, onu söyleyeyim. Yani sabahtan doldurup akşama kadar çok rahat bir şekilde, hatta ertesi güne kadar çok zorlamazsanız eğer, ertesi güne kadar giden bir pil ömrümüz var. PC Mark Battery Life testinde 8 saat 25 dakikalık bir değer bulduk ki çok çok iyi bir rakam bu bence. Genelde 7 saat civarında, 7 saat küsuratlı oluyor genelde bu tarz telefonlarda ama 8 saat 25 dakikada gayet iyi bir sonuç olduğunu söyleyeyim. Ama tabii bunlar test sonuçta. Günlük kullanımda ben bir günü çok çok rahat gördüm. Ki ben yoğun kullanan birisiyim. Kamerasını, diğer özelliklerini vesaire yoğun kullanıyorum ama bir günü çok rahat bir şekilde çıkartıyor. Çok zorlanırsanız işte pil optimizasyonu ve pil tasarruf modları da var. Onları aktif ettiğiniz zaman pil ömrünüz de gayet artıyor. Ortalama bir kullanıcı 1-1,5 gün çok rahat kullanır bu telefonu. Eğer çok aşırı yoğun kullanmıyorsanız benim gibi 2 günü de çok rahat görebileceğinizi söyleyeyim. Gelelim herkesin merak ettiği konu ya da tabiri caizse zurnanın zırt dediği yere. Telefonun fiyatı. Şimdi herkes bu telefonun fiyatı, yani artık mecburen fiyata göre kıyaslamak zorunda kalıyoruz. İşte mevcut kurlar vesaire baktığımızda 3600 TL civarında bir rakamdan söz edebiliriz. Eylül 2018 itibariyle söylüyoruz bu rakamları. 3600 TL böyle bir telefon için çok mu? Diğer telefonların veya işte giriş seviyesi modellerin fiyatlarına baktığımızda bence çok değil. Amiral gemisine yakın olabilecek bir model bu. Şu anki Honor'ın en yüksek, en pahalı ve en donanımlı telefonu şu anki segmentasyonda baktığımızda. Honor 10 bence iyi bir telefon olmuş ve fiyatını da hak ediyor. Ama tabii ki dolar çok yüksek, kur çok yüksek, bunu zaten tartışmıyoruz. 3000 liradan giriş yaptığında fiyat çok makul diyor ama şimdi 3600 lira. Ama ona rağmen yine hala makul çünkü doların, işte euro'nun vesairenin, döviz kurlarının uçtuğu bir ortamda. Bence bir amiral gemisi telefon için makul olduğunu söyleyebilirim. Telefonun nelerini beğendiğimiz konusuna gelince kamerasını çok beğendiğimi söyleyeyim. Fiyatına göre sundukları gayet başarılı bir telefon. Oyun performansı vesaire gibi hani böyle günlük kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Ve birçok hani 5000 liraya, 6000 liraya, 7000 liraya, 8000 liraya aldığınız bir telefondan da eksik çok az yönü var. Neler eksik belki bunu merak edersiniz. Kablosuz şarj özelliği yok. Su geçirmeme özelliği yok. Genelde amiral gemisi dediğimiz zaman aslında bu teknolojiler insan bekliyor veya bulunuyor en azından. Bu modelde ne su geçirmeme özelliği var ne de kablosuz şarj özelliği var. Ama mesela kısa ötesi var, o da ayrı bir konu. Her telefonda olmayan bir özellik bu. Ama bu iki teknolojinin de bulunmadığını söyleyelim. Telefonun nesini beğenmedik? Yani illa beğenmediğimiz bir yer çıkacaksa bence şu arka yüzünün parmak izi çok bırakıyor. Şu anda da göstereyim şöyle ekranda. Böyle dokundukça böyle yağlı yağlı falan oluyor birazcık. Biraz böyle ya böyle bir kılıfla kullanmak gerekiyor ya da pek fazla dokunmamamız gerekiyor. Ama o telefonu kullanırken nasıl olacak adı ayrı bir konu. O yüzden ben o tarafını birazcık beğenmedim gibi. Ama bu dediğim gibi biraz illa da bir eksi ararsak bulabileceğimiz bir eksi. Onun dışında telefonun gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tam bir fiyat performans telefonu olan Honor 10. Amiral gemisi bir modelin hemen hemen bütün özelliklerini taşıyor. Fiyatı da nispeten, ne yazık ki Türkiye'deki kurlardan dolayı pek de uygun olmasa da, yüksek bir rakamda olsa, diğer rakiplerine baktığımızda oldukça iyi bir fiyattan satılan bir model. Buna rağmen hani illa ben amiral gemisi almak istiyorum ama 5000 lira vermek istemiyorum derseniz mutlaka bir göz atın diyebileceğim bir model olmuş. Ama tabii ki 5000 liralık bir telefonla karşılaştırılmayacak özelliklere de bulunuyor. Yani illa 5000 lira verecekseniz tabii ki o modellerde başka özelliklerde bulunabiliyor. Ama Honor 10'da onlardan eksik kalır bir yönü olmadığını söyleyeyim. Ben kamerasını vesairesini çok beğendim. Eğer böyle bir amiral gemisi alayım ama çok da para vermek istemiyorum diyorsanız düşünmeniz gereken bir model olmuş. Honor 10 incelememiz de burada sona erdi. Videomuzla ilgili ya da haberlerimizle ilgili, içeriklerimizle ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi
www.teknolojioku.com adresine iletebileceğiniz gibi gerek bu videonun altına gerekse diğer videolarımızın altına ekleyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Mümkünse kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.